yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bahreyn çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ana der ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Kıymetli dostlar, Kültürhane programına hoş geldiniz. Bugün yine Yörük Zafer'e misafir olacağız. Geleneksel Türk el sanatlarının en özel numunesi olan kök boyasıyla halı, kilim, keçe, çadır ve buna benzer el sanatları nasıl yapılır onları göreceğiz. Dokumacılık insanlık tarihinin en eski sanatlarından biridir. Türkler de dokumacılık sanatında çok mahirlerdi. Bilindiği üzere ilk halı örneği Altay Dağları'nda Rus arkeolog Rodanko tarafından 1947 yılında bulundu. Pazırık halısı adı verildi. Pazırık yaylasında bulunmuştu. 3000 metre rakımlı Pazırık yaylasında eski Türk mezarlarından çıkan bu halı örneği şu anda Rusya'da Leningrad Müzesi'nde sergileniyor. Dokumacılık insanlık tarihi kadar eski bir sanat. Bu sanatın en önemli örneklerini biz geleneksel Türk sanatlarında görüyoruz. Gelenekten geleceğe yolculuk olan bu Türk sanatlarının önemli örneklerini de işte burada Yörük Zafer bizlere anlatacak. Şimdi Yörük Zafer'e misafir oluyoruz. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Zafer geldin. Kardeş nasılsın? Hoş geldin hocam, sağ ol. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederiz. Allah bugün razı olsun. Gördüğümüz üzere çadırın kenarlarına da kök boyasıyla boyanmış ipleri evet. Asmışsınız. İnşallah bugün bu iplerle neler yapıyorsunuz onları konuşacağız. İnşallah. Buyurun oturun hocam. Evet Zafer kardeş, evet. Çadırın önündeyiz. Evet. Burada rengarenk iplikler var. Keçi kılından erdiniz. Evet. Şimdi bunun serüvenini dinleyeceğiz. Yani dokumacılığın serüvenini anlatacaksın. Boyamalar nasıl yapılıyor, kök boyamalar nasıl yapılıyor anlatacaksın. Şimdi bunun ham maddesi keçi kılı. Evet. Bildiğimiz kadarıyla. Bu serüveni bir anlatır mısın? Hangi keçilerden neler yapılır? Hangi boyalardan neler yapılır? Keçi mesela kısım kısım var mesela. Biz davar diyor, kara keçi olana davar derik biz. Davarın, kancık davar olan mesela şöyle 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında olanların kılı sert olur. Ondan sadece çadır yapılır. Çadır ve de stil. Teke kılı 4 yaşında, 5 yaşında erkeç kılı mesela. Bunlara böyle kart erkeç diyor mesela. Taşaklı koca teke oluyor mesela. Onların kılından da çadıra kolan yapılır. Ana gövdeyi taşıdığı için. Çebiç kılı. Çebiç de mesela nece ilk kırkılacak çebiç kılı. Birinci oğlaklıktan çıktı birinci senede. İkinci seneye girerken kırkarlar. Ona da çebiç derler. Onun da mesela böyle çebiç kılı yumuşak olur. O çebiç kıllarının yumuşağından da gelin gidecek kızlara cehizlik amaçlı çul, çuval, heybe bu tip şeyler yapılır. Namazlığa gene yapılır. Çok yumuşak olur onlar. Onun da beyazını ayrı alırsın, burma yaparsın, onu da boyan. Her renge boyan. Mesela bunlar gibi. Bunların boyası, çebicin kılının boyası taştan elde edilir. Yün olanların boyası da ağaçların kökünden. Ağaç kökünden çebice boya olmaz ya. Yani. Olmaz. Bu çebicin taş boyasından yüne olur. Ama ileride solabilir. Ama bu kıl alan boyayı hayatta soldurmaz. Bu böyle ana renkli canlı kalır yani. Bizim yani Yörüklerin kullandığı bu renkler hep canlı renk olur. Kirekür renk kullanmazlar yani. Yani sen bir şeye baktığın zaman Yörük mü
varsak mı? Türkler aynen öyle. Mesela şimdi mesela bir baktığımızda mesela kullandıkları eşyalardan, giydikleri sırtlardan mesela bilirik yani. Böyle canlı renkleri severek mesela kırmızı, kınalı sarı mesela böyle işte pembe bu tip şeyleri severek yani. Evet. Bunlar çebiç kılı. Mesela bunu burma halinde boyadık. Mesela bunu bunun gibi kolcak edeceksin, böyle ereceksin. İpi öteki yün ipleri eğireceksin, gelep edip boyayacaksın. Bunu da kılıkan boyayacaksın böyle bu şekilde. Bunu böyle eğireceksin. Çünkü ya yoksa bunu gelep yapamam, bu dolaşır bilmem ne olur sert olduğundan o zaman boyayı almaz. Böyle kılıkan alacak boyayı. Burma halinde. Bunu şimdi böyle kolcak ya da yapacak, kirmene takıp eğrecek. Anladım. O serüveni biraz anlat. Keçiyi, çebici kırttınız. Şimdi mesela keçiyi kırttık. Şöyle bir güzel kıllık yaparlar. Şimdi millet çarı göbürlü kırkıyor. Öyle olmaz. Böyle bir kıllık yaparlar çadırın bir kenarına, baş tarafına. Sadece önce çebişleri kırkarlar. Çebiş kılını bir ayrı alırlar. Ağasını bir ayrı, göğsünü bir ayrı karışık kırkmazlar. Ondan sonra ne yapacaklar? Geçinin kıllarını bir ayrı kırkarlar. O geçinin kıllarını alırlar, bir kıllık yaparlar, kılı orada dararlar. O kıl darandıktan sonra yayda atılır. Yayla da atıldıktan sonra zulub olur yayın ağzından, böyle şey gibi, çocuk sömeleği gibi zulub olur. O zulubu alırsın, özersin. Böyle elin alın bacağın arasında özen. Özedikten sonra onu burma yaparsın. Kıvradı kıvradı burma olur okla aynen. Üstüne su sepelen, suyu sepelemedin miydi? Pölünür. İlla su sepeleyeceksin ona. Burmayı yaptıktan sonra böyle bir işte nadara yaptın bugün diye 50-100 ne yaptıysan. Onu bir suyun içine getirin, deştin içine suyu koyan. Burmaları içine batırırsın, bir torbanın içine tek sıra halinde döşer. Tek sıra halinde döşerden sonra bir taşın altına koyarsın onu. Bir taşın üstüne torbayı koyan ıslak haliyle torbanın içinde. Üstüne de bir taş kapatırsın, bir gün, iki gün bekledin öyle. Onu oradan alın, çıkarın. İmelik yapan seren çadırın bağlarına kurur. Bir gün iki gün kuruduktan tam kuruduktan sonra da onu oradan indirin böyle kolcak yapan onu. Bunu da kirmene takan eğerin. İp haline gelir. Ondan sonra da bu ip kirmenden böyle çıkarttıktan sonra iki ipi bir araya getirin koşan. Şu şekilde. Yok koşlan bunu ikisini bir eden. Bu şimdi çiğ ip, buna çiğ ip deniyor mesela. Bu dokunmaz bu haliyle. Kırılır. Aha bak üzülüp üzülüp gider bunlar böyle. Böyle kırılır bunlar. Ama bunu koşladığında büktün müydü ne olacak? Sağlamlaşıyor. Bunu koşlayayım mı şimdi? Bir koşlayıver. Mesela bunun iki ucunu böyle, ucunu böyle yapan bunu. Evet. Bunu böyle yapan ki ne? İp düğümlü olmasın diye. Onun düğümünü arasına yedireceğim. Mesela burada aha bunlar eğrildi. Bunlar tek ip. Bunlar mesela tekli ip bunlar. Bunu böyle koşlayacağım bükmek için. İkiliyorsun yani, koşlama ikileme. Koşlama ikileme yani. İkisini bir edeceğim bunu. Bunu ikisini bir ettikten sonra bükülecek. Yani bunların aşamaları çok. Bunu mesela bükerken arasına koyuyorsun, büküyorsun. Kayboluyor oradan. Düğüm çıkmıyor meydana. Buna biz koşlama diyoruz mesela. Bunu böyle koşlan. Elle mi koşluyorsun böyle? Böyle elle böyle sarın. Bunu böyle. Bunu böyle yapan mesela. Bunu böyle koştan bunların hepsinin mesela isimleri vardır mesela. Bu ip şimdi çiğden bişik haline gelecek, bükülecek. Büküldü mü sağlam oluyor ip. Buna çiğ ip deniyor. Yani. Buna çiğ ip deniyor. Mesela bunu böyle yaptığımızın adı kangal. Buna kangal diyor. Bu şekil bir kangal oldu. Bunu da mesela bükeceğim ondan sonra. İyi de. Şu an bir kangal yaptın. He mesela şimdi bu böyle oldu muydu? Buna mesela böyle kangal deniyor mesela. Böyle bu şekilde. Bunu bu şekilde saracağım. Elin kıpratmadan mesela kangalı üst üste getireceğim. Bak bu da oldu bir kangal. Şimdi üçüncü kangalı da yapak. Bir şey daha göstereceğim. Üçüncü kangaldan sonra. Bunu mesela böyle yaparlardı. Yaşlılar, adamlar, çocuklar. Yaşlı evin ileri gelenleri yapılan ipleri kontrol ederlerdi. Yapabiliyorsunuz mu, yapamıyorsunuz? Kalite kontrolü gibi yani. Yapabiliyorsunuz mu, yapamıyorsunuz mu? Her şeyi yaptın, yumağa, buna yumak diyor mesela sarmaya.
bu yumağı saramadın mıydı gene çekişirlerdi. Yumağı saramadınız diye. Mesela bu kangal da oldu. Böyle kangal kangal saran bunu. Kimisi nasıl sarıyor? Böyle. Bu yumağın adına ne diyorlar? Deli kız yumağı. Buna da böyle deli kız yumağı. Niye deli kız demişler buna? Ya işte deli kız yumağı derler. Yani şöyle bu şekilde şöyle şöyle durmadan ipi geri değiştirdin miydi böyle? Karışık oluyor işte. Ne oldu? Bak karman çorman oldu. Karışık yumağı deli kız yumağı. Deli kız yumağı yani. Ne yaptığını bilmeyene deli kız yumağı diyorlar. Bunu güzel saracağın derlerdi mesela. Her şey orijinaliyle. Mesela ipin iki ucunu bir araya getiriyorsun mesela. Onu getirmedin miydi? Olmuyor. İp düzgün çıkmaz. Bizim aydınlığın buna verdiği önemi dünyada hiçbir şeye vermemiştir. İp sarmaya önem veriyor. İp sarma değil, ip hususuna, bu dokumacılık hususuna. He. Boya olsun, dokuma olsun mesela. Dedemin gözü körüdü. Dedemin gözü körüdü. Mesela gelirdik, ipi bölerlerdi. Neresi kontrol ederdi. Neresi ince. Yumuşak, ince kalın. Eğerememişsiniz dedi. İp inceldiği yerden kopar derler. He, mesela yani böyle kontrol böyle mesela ebem öldü gitti, bu şekilde öldü gitti. Sen ebenden öğrendin tabi. Ben bunu ebemden, anamdan, halamdan, halam bunun uzmanıydı. Ebem, halam, anam bunların uzmanı, gözü yumuk dokurlardı mesela bu işleri yaparlardı. Yani ne bileyim ben de mesela böyle bu şeylere maraklıyım. Çocuklar da öğreniyor mesela şey diyor. Ben de arada kontrol ederim yani yapabildiniz mi yapamadınız mı? Böyle şey ederek. İşte mesela bu çadırlık. Bu çadırlık mesela bu böyle olur. Bundan başka bir şey olmaz mı? Bu kalın ipten, geçi kılından, çadırlıktan başka bir şey olmaz. Yani ne bileyim halı, kilim. Sert olur. Olur mesela ama sert bak, olur. Sert bunları görüyor musun? Bak bunlar mesela evet. Sert. Ama yumuşak olacak mesela. Eline böyle değecek böyle aynı yağ gibi. Haral yapılabilir mi? Haral da sert olur. Saman haralı olur. Yapılabilir. He. Yani mesela kaba taslak şey olur mesela. Tuluk heybesi. Böyle kömür çuvalı. Bu tip şeyleri yapabilin. Ama kullanıp altına serip kafamın altına alıp böyle üstüne namaz kılacağım şeyleri yapamam yani. Sert olur. Kullanılmaz yani. Bir gelen olsa ya bu bana batıyor bir minder getirin altıma atın dedi yani. Diyen de oluyor aslında. Böyle kalın şeyler. Ama çebiç kılı çok güzel olur mesela. Bunu böyle koşluyorsun. Bu da mesela bükülecek. Koşladınız. Kangal haline getirdiniz. Kangal halinde. He şu mesela. Aha, bu koşlanmış hali. Bu kangal. Aha. Böyle bu hazır. Bu büküme hazır yani. Sen şimdi şuna bakarak kaç yaşında olduğunu, kaç yaşındaki keçinin kılı olduğunu anlayabilir misin? Abi yaşlı keçi kılı işte bunlar. Sert. Sert yani. Sertli, oradan anlıyorsun. Sertliğinden anlarsın. Sertliğinden yani. Anlarım yani. Aha, bunlar sert. Şunlar eller. Sen de bilin. Elle şunu. Bunlar daha yumuşak. He, şunu elle bir. Bu sağ daha sert. Ha. Bu yumuşak yani bak. Simsiyah hiçbir tane. Hayvan ne kadar gençse kılı da o kadar yumuşak olur. He, genç. Mesela bunları kalın eğer yok biz bunları. Bunları da ip ince eğereceğim. Saç teli gibi. Mesela göstereyim. Bunu da mesela kolcak yapıyor. Mesela bunu eğerin. Kirmenimiz var burada. Bunu yaparken böyle inceldin. Onu kalın erdiğin kadar bunu da ip ince ereceğim. Evet. Çünkü neden? Bunlar şey olacak yani. Hacet olacak bunlar. Namazlığa türü şeyler. Çarpana doku yok mesela. Çarpananın ipleri kıldan olur. Başka şeyden olmaz. Güzel görünmez yani. Böyle ince olacak yani. Kalınlığı olmaz yani bunun. Bunu böyle boyadığına, emek çektiğine böyle ince işleri yapan bunlarını. Ha, bu şekil olur. Büktün müydü de bu şekil olur bak ip ince. Ama şunlar kalın. Olmaz. Bu şekilde. Keçi kırttınız. He. Kıllarını tasnif ettiniz. He. Bu şekilde yapan işte bunu da sonra büken. Büktükten sonra sömek halinde şundaki sömek. Bu böyle bir kangal oldu. He, bu bir yumak oldu yani. Yumak, şimdi, oldu. Yumak oldu. Şu aradaki döndürdüğümüz şeylere kangal deniyor. Kangal diyorsunuz. He. Bu mesela böyle oldu. Bunun işi kolay bundan sonra. Bükmesi evet. Kaldı. Bunu çıkık... iğle de büküyorsunuz. İğle de bükebilin. Çıklıkta da bükebilin yani. Evet.
İyi de çıktık da çark olurdu eskiden. Çarklar da bükülür. Kafana göre takılın yani. Çarklar da siz mi yapıyordunuz yani? Biz kendimiz yapıyoruz. Kendi ellerinizle. Kendi elimizle yaparız çarkı. Yani mobilyacılık da var işin içerisinde. Yani işte mobilyacı değil de mesela böyle kaba saba işleri yaparız yani. Yaparsınız. Çıkırık, kirmen, yani iyi. Şunları da tek tek kendiniz yapıyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz. Hangi ağaçlardan yapıyorsunuz bunları? Armut ağacından, alıcı ağacından, elma. Güzel ağaçları var yani. Her ağaçtan da olmaz. Her ağaçtan olmaz. Mesela kirmeni yaptın mıydı? Alıcı ağacından, armut ağacından yaparlar. Dağlarda alıcı armut oluyor ya, yabani armut ağacı. Evet. Ondan. İyi, söğütten yapan, cınardan yapan bunu. Bu söğüt ve cınardan olur. Çıkırık çamdan olur. Bu şekilde. Evet, tabii bunun bir hikmeti var yani. Hangi ağaçlardan yapıldığına dair bir hikmet var yani. Aynen öyle. Şimdi mesela bunu... atacak olur. Atacağı şeyden yapan. Başka ağaçtan, şimşirden. Başka ağaçtan olmaz. Şimşir olacak. Şimşir olacak. Her şeyin ayrı ayrı bir özelliği var yani. Anladım. Şimdi bu yumağı yaptınız. Bu yumak bitti. Bu yumaktan sonraki aşaması mı? Aşaması nedir? Bundan sonraki aşaması iğne bükmek. Evet. Bunu şimdi böyle yaptık. Bunun bu aşaması bitti. Bunu böyle kaldırın koyan. Şöyle. Aha böyle kalır bunlar böyle. Bunlar koşlanmış hali. Bunların bir uzunluğu var mı? Yani şimdi biri küçük, biri büyük mü böyle? Ebatları nasıl ayırıyorsun? Yok, büyük olur aynen bu şekilde. Mesela bu küçükmüş, bu küçük olmuş. Sıkıntı yok yani. Bunu hep uçlarını ilmekle yapıyor, birbirine daha yok geçirirken. Düğüm olmuyor. Anladım. Bu bir yumak. He. Bu yumaktan sonraki aşama nedir? Bu. İğlediniz. Bunu böyle koşladın ya. Evet. Bunu koşladıktan sonra mesela bunu ben yapayım şimdi mesela. Böyle büküldü, bu çıkmış hali. Bunu böyle çıkarın. Bu oldu bir sömek. Bu sömek. Yumaktan sonra sömek. He. Sömek. Oldu. Bunu da mesela böyle başlarken onu da sana göstereyim. İpin ucunu bulduk. Misal. Çadırlık ipimiz bu. Kalınlığa geliyor yani. Bu kalınlığa gelecek. Evet. Bundan kalın olmaz, bundan ince de olmaz. Tamam. İpimizin bu hale gelmesi işleme nasıl gelişiyor? Şöyle mi? Evet. Bunu işte burma yaptık. Burma yaptınız. Burma. Şu burmanın mesela boyanmış hali bu. Evet. Şu da ham hali. Yok, bu da mesela yapıldı. Boyanmamış ama. Bu siyah, çadırlık bu. O çadırlı. Çadırlığı boyamaya gerek yok. Yok. Zaten. Sadece beyaz kılları boyuyormuş. Şöyle beyazları bu renkler aldırıyor. Anladım. Bunlar da siz, peki bunların arasında işte çadırlık, ne bileyim işte kilimlik falan diye ayırıyor musunuz bunları? Ayırıyor. Mesela bunlar bir hep kilimlik. Bunlar boyarlar kilimlik, çebiç kılı. Çebiç kılından kilimlik yaptınız. Bunları da sadece çadırlıkta kullanıyor. Şimdi işin özüne gelelim. Evet. Şunu da söyleyeyim. Evet. Bu sömek oldu. Bundan çıktı böyle büküldü sömek oldu ya. Bu 3-4 gün bir hafta bekler böyle. Bu şekilde beklemesi gerek. Kıvrağını assın birbirine diye. Kıvrağını almadı mıydı? Mesela şimdi ucu nerede bunu mesela hemen açılıverir bak. Aha hemen açılıyor görüyor musun bak? Yefendi gene. Bu açılmış haline yefendi. Kıvrağı alınsın. Kıvrağı birbirine emişsin böyle kıvrak halinde kalsın diye. Bir hafta kalacak. Bir hafta böyle kaldı mıydı böyle bıraktın mıydı kendi dönüvermez mesela adilahında. Şimdi dönüveriyor bu taze olduğundan. Bu da böyle bir hafta bekledikten sonra bunda gene geri yumak sararsın. Bu şekilde böyle yumak haline gelir. Ondan sonra çadırlık şeyimiz hazır. Hazır. Bütün iplerin aşaması bu şekilde olur yani. Anladım. Şimdi şu arkamızda gördüğünüz rengarenk evet. Boyanmış sömekler var orada. Burmalar var. Burmalar. Bu boyama işleminin ilk başta boyayı siz yapıyorsunuz. Önce boyayı buluruk. Nereden buluyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Yayların taşlarında olur. Taş dışına kusar boyayı. Kusar da yalnız şöyle bir laf deniyor. Tabii biz eskilerden duyduğumuz. Bir boyanın boya olması için 1000 sene geçmesi gerektirler. 1000 sene. Mesela 999 sene geçti geçen sene. Bu sene 1000. sene o taşı gene çıkarıyor boyayı. Onu topluyor. Boya kalmıyor. Bir sene sonra varıyor gene var boya. Onları alıyor mesela. Her sene taş kendi boyasını veriyor dışarıya. Her sene veriyor ama mesela o boyanın oluşması için eski adamlar öyle dedi. 1000 sene geçecek dedi.
bin seneye mesela böyle binini yetiren dışarı çıkıyor mesela boyanın. O şekilde olurmuş yani. Mesela bunları böyle buluyor. Mesela ana renkler var mesela. 5-6 tane boya buldun muydu ana kök rengini? 100 çeşit boya icat eden. Boyaları birbirine karıştırıyorsunuz. He, mesela şimdi tuttuk. Sarıyı bulduk. Kırmızı var. Sarıyla kırmızıyı birbirine karıştırıyor. Kınalı sarı meydana geliyor. Oldu bir 3 renk oldu bak. Bunlar sizin en çok sevdiğiniz renkler mi? Bunlar bizim en çok sevdiğimiz renk. En çok kullandığınız renkler. En çok, he. Tanıyalım şu renkleri. Hangi renkler var burada? Mesela bu pembe. Bu yeşil. Ne yeşili deniyor ona mesela? Yeşil de sadece kapalı yeşil bu işte. Koyu yeşil bu. Koyu yeşil. He. Kılın içinde görünecek yeşiller bunlar yani. Evet. Beyaz, şu kızıl, şu göğü, şu mor, şu da gene yeşil, şu da gene şu kızıl, şu kırmızı. Böyle o şekil. Böyle. Kınalı sarı. Bu tip şeyler var mı? Şu kınalı sarı mesela. Böyle. Anladım. Bunlar taş boyadan yapılıyor. Bunlar taş boyasından yapılır. Boyaları topluyorsunuz, gidiyorsunuz. Boyaları dağlardan boya topluyorsunuz. He, boyayı topluyor. Mesela inek gidiyor, dana gidiyor. Oralarda denk geliyor, alıyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Bir panço olmuş. Zaten bunu şöyle bir pançasından 200-300 kilo ip boya. Şöyle bir pançasından. Boyaları karıştırıyorsunuz. Hangi rengin hangisiyle karışacağını çok iyi biliyorsunuz. He. Onu da mesela bir sefer suyu yaptık mıydı? Bir suyun içinde döndere döndere yapıyor mesela. Açıktan koyuya doğru gidiyor mesela. Önce sarıyı boyuyor. Onun suyunun içine kırmızı atıyor, kırmızı oluyor. O şekilde durmadan su değiştirmeye gerek yok. Ama yünlerde farklı. Mesela bu yün. Mesela bu soğan kabığı. Böyle kırmızı oluyor. Soğan kabuğundan yapılıyor. He. Mesela, tabii kök boyası da var şimdi. Kök boyasını nereden buluyorsunuz? Abi işte kök boyası dedim işte bunlara kök yani kök solmayacak boya bunlar. Yünlü soldurmayacak. Kesmenin kabuğu, kesme dedik mesela burada da var hani şu ağaçlar. Kesmeyi kabuk. Ağaç kabuklarından. Kazıyorsun kökünü. Kökünü çıkarıyorsun, kökünü kaynatıyorsun suyun içinde. Kıpkırmızı çıkıyor. Yaptığın boyayı gelebe atıyorsun içine kaynatıyorsun 1-2 gün. İşte durmadan kaynamayacak mı mesela bir öğün kaynattın 1-2 saat. Yarın suyunu değiştiriyorum bir daha kaynadın kıpkırmızı çıkıyor kan kırmızı. İçine soğan kabuğu da katıyor. Başka neler renk veriyor? Böcekler kırmızı. De renk veriyormuş. Böcekler de kullanıyorlar. Biz hiç böcekten yapmadık. Neyden yaparsınız mesela? Kök boya olarak hangi renkleri kullanırsınız? Neleri kullanırsınız? Gene aynı şekilde karamık var yaylalarda karamık olur. Karamığın kökünü kazan, onun suyuna batır kaynadın boya yapan sapsarı çıkar. Limon sarısı. Kırmızı kesme kökü. Soğan kabuğu, hardal sarısı, ceviz geri. Ceviz var ya, ceviz kavlağı diyorlar. Onu düven iyice o. Siyah rengi, karadal olur yaylalarda. Çukurağın köylerinde, karadal dedik biz. Onun yaprağını kaynattın mıydı, köküyle beraber kapkara çıkar. Attın mıydı, kara çıkıyor. Bu şekilde. Yeşil, bu kesmenin dalını boyan şeyden. Kesmenin dalını kazana atan, kaynadan narpuz atan içine, narpuzla beraber yeşil çıkar. Bu şekilde böyle, yani hiçbir boya moya almadan bunu böyle yapan. Hiç de solmaz. Peki sen bir halıya ama, baktığın zaman kök boyası olup olmadığını anlar mısın? Bilirim he. Onun boyası solmaz. Ama nasıl solmaz, sana ben onu da diyeyim. İcik solgunurak duruyor o boyalar. Ama da yakışan bir solmadır yani, yakışır yani. He. Çok böyle solgunluğu belli olmaz. Yani şöyle solgunluğu tam böyle bizim istediğimiz canlı renkler çıkmıyor yani. Çıkıyor da mesela biz sevmiyoruz o rengi. Alıcı, satıcı, tüccarla mesela bu halıcılar, kilimciler o rengi seviyor. Ağır renk diyor yani. Koyu renk diyor. Biz seviyoruz diyor onu. Siz canlı renkleri seviyorsunuz. Biz canlıyı seviyoruz. Bize yani biz mesela bu şeylerin daha iyi böyle gözümüzü kamaştırsın. Böyle baktın mıydı parlasın gözümüz açsın onun derdindeyiz yani. Develerin üstünde falan evet, olduğu zaman. Develerin üstünde göçerken mesela biri geldi miydi, oturdu muydu? Mesela bizim eve böyle gelen oldu muydu, namaz kılmaya, namazlığa seriyoruz biz. Adam diyor, avrat diyor mesela bu namazlığa sermen, kafamız karışıyor bizim diyor. O kadar canlı renkler. He, canlı renklerden diyor yani. Bu tip şeyleri seviyoruz yani. Canlı olsun diye. Mesela ama bu çebiç kılının boy yiyen başka yörük memleketi bende diyor muyum yoktur yani. Evet. Varsa da önceden varmıştır. Ama bu çebiç kıllarını boyayan yok şimdi.
Koyun yününü boyuyorlar şimdi. Koyun yününü, o da işte dediğim gibi fabrikasyon diyorlar şimdi. Onlar öyle boyuyor zaten. Bizim gibi boyayan var mı bilmem. Zahmetli bir iş sonuçta yani. Abi zahmetli olmaz olur. Mesela bu şimdi mesela bunun boyasını toplayacaksın, bu kılınla uğraşacaksın, burma yapacaksın, boyayacaksın. Şimdi bunu yapan yok. Adam kullanmıyor yani. Eve dökülüyor diyor, sert diyor, bilmem ne diyor, kullanmıyor. Yünle de kimse uğraşmıyor fabrikasyon boyayla. Kimyasal, he, sentetik. Bir de zaten şimdi kirmende eğeren, çıklıkta eğeren safi, hakiki saf yün yok ki ne. Adamların yünü şey, fabrikasyon yün yani. Yapay yün. Yapay yün. Boyayı güzel de almıyor. Ama anlamayanlar bakıyor işte, tamam oldu mu oldu. Dokuma. Öyle. Mesela bizim yün ipten boyalarımız var. Göstereyim mi? Yün ipten boyaları. He. Olur. Mesela bunlar yün. Kök. Kök boyadan yapıldı. Kök boyadan. Aha, yeşil. Bak, bu yeşil kesmenin yeşili. Evet. Kesme yaprağı var ya bunlar, ışkın, yeni sürüyor tamam. O. Şu yeşil. Bu yeşil mesela koyal diyorum bunu. İçine ızıcık bir şey şöyle çay kaşığının ucuyla kara damladı biliyorum böyle oluyor. Siyah damlatıyorsun. Siyah damla diyorsun ki ne bak. Şu? Bu açık. Petrol yeşili deniyor buna. Buna abi develiyle bunun yeşili pek bir yerde bulunduğu yok. Develi bölgesinde bir bitki var. Onun şeyi bu kökü. Adını biliyor musun bitki? Adını bildiğim yok. Hmm. Buna ne yeşil diyorsunuz siz? Biz buna çiğit yeşili diyor. Çiğit yeşili. He. Şu mor. Mor. Şu mavi. Mavi. Şu bordoya yakın bir renk. He. Onu mesela pembe inenecek işte siyah damlattın mı böyle oluyor. Hmm. Bu sarı bak karamık kökü. Evet. Sapsarı çıkarttı. He. Aha bak şu pembe. Pembe. Bu pembe inenecek bir şey siyah damlattık böyle oldu. Evet. Bu neyi biliyor musun? Bu turkuaz mı? Vallahi biz onu bilmiyorum rengini de biz öylesi göğe diyor bunlar. Turkuazın biraz koyusu. Bunun biraz açığı. Ya mavi. He. Mavi. Ama şu farklı bir mavi. Biraz böyle şeye yakın bir mavi. Şu kırmızı. Evet. Bu bayrak rengi kırmızısı bu değil mi? He. Türk kırmızısı deniyor buna. Aynen. Yani koyu kırmızı sanatta işte. Sanatta da koyu kırmızı, Türk kırmızısı. Bunu neyden elde ediyorsun? Bunu abi işte bu şeyden kesme kökü. Kesme kökünden he, değil mi? Evet. Bak. Kahverengi. Bu kahverengi. Evet. Bu neyden olur? Bu neyden oluyor? Bu ceviz geri bu işte. Hmm. O da güzel bir kahverengi. Ha. Şu ne? Krem rengi diyoruz. Ha. Bu neyden oluyor? Bu da neyden oluyor biliyor musun? Yelengeç var tamam. Suların içinde oynar gezer ya. Yengeç. Ha. Onun çamırı olur, balçık, göğe çamır var ya, evet, o çamırı bularsın, onun şeyi bu, onun suyuna yatırın bunu. Ondan çıkarıyorsun. He. Öyle işte, elimizdeki kalan renkler bunlar. Evet, şu renk de çok güzel, hardal, hardal sarısı. Sarısı. He. Hardal sarısı, çok güzel bir renk. Bu da, he, o daha koyu bir kahverengi. He. Başka da işte elimizdeki olan kalan renklerimiz bunlar, başka da yok. Bu da kınalı sarı zaten. Gelinlik kızların üzerinde herhalde bütün renkleri sergiliyorsunuz. Aynen öyle. Mesela şimdi gelinler bak çocuk doğar. Gene yüzüne kefiye örterler. Her çeşit renk. Kefiyede de bak. Kefiye o. Yani sizin bütün renkleriniz aslında orada. Çocukların bütün renklerini ha, burada görmemiz mümkün. He. Yani bu şekilde. Bu da zaten kendi koyunun kendi beyaz yumu. Kendi beyazı. He. Beyazı boyamazlar bu şekilde. Evet. Yani böyle yani koyun yününden yapılanlar farklı, keçi kılından yapılanlar farklı. Bunların her birinin yeri var, her birinin kendine has bir özelliği var. Evet. Bu renkleri siz doğadan tamamıyla doğal yöntemlerle buluyorsunuz. He, doğal yöntemler. Kanserojen yok, kimyasal yok. Hiçbir şey yok mesela ne bunu. Ne atıyorsunuz? Başka bir şey atıyor musunuz? Katkı falan. Nar eşkisi. Nar eşkisi. He. Niye nar eşkisi atıyorsunuz? Nar eşkisini attın mıydı boyayı güzel çeker ip kendine. Hmm. Kalıcılık sağlıyor yani. Kalıcılığı sağlıyor. He. Başka? Bir de şu yoğurdun suyundan limon tuzu yaparız biz. Ondan onu atarız. İkisini atarsın. İkisini. Başka bir şey atmak. O da çok az yani. Tamamıyla doğal. He. Mesela bunları şimdi yıka. Eline boyası çıkmaz. Şimdi çocuklar, yeni doğmuş çocukların ciltleri çok hassas.
Evet. Çocuk doğar doğmaz hemen ona zubun giydiriyorlar falan. Evet. Kimyasal renklerle yapılmış zubunlar oluyor, giydiriyorlar. Aslında tenleri de sıkıntıya giriyor orada. Aynen öyle. Tamamıyla bu kök boyalardan yapılması lazım aslında. Yani biz tamamıyla kimyasal boyayı ortadan kaldıramayız. Ama özellikle çocuklarımızı böyle kök boyadan yapılmış tekstil ürünleriyle koruyabiliriz aslında. Ya şimdi çocuklara anasından doğmadan çocuğa gidip sırt alıyorlar. Parayı duman ediyorlar, veriyorlar da. Bunu mesela bizim ebemgil, ebem eskiden pambık eğerdi anamına ebem. Pambığı atarlardı bildiğin Çukurova'nın tarlasından başak ederdik. Pambık başağı. Kozanın içlerinde kalırmış. Açılmamış elmalar kalırdı. Onu toplardık. Eve getirir sererdik. Bir hafta on gündürdü mü açılırdı. Onu içinden ziftirdik. Şiftime dediler ona. Şiftirdik. Pambığı alırdınız. Pambığı alırdık. El çırçırı vardı böyle çıkrık gibi. El çırçırına biri böyle ağzına tutturur. Bir kolunu kıvradır. Pambık öte gider. Çiğit beride kalırdı. Onu yayda atarlar. Ekmek taktasının üstünde bedirik sürterler. Böyle bir kamıştan bir değnek şöyle sürttün müydü barnak kalınlığında böyle burma gibi şey çıkar meydana. Şu şekilde şu kadar oklava şu kadar. Oklava gibi mi? He oklava gibi bir şey çıkar. Pamuğu ipe döndürüyor yani. He oklava haline getirirler taktanın üstünde. Şöyle sürttürebildin miydi pamuk böyle olurdu atılık pamuk. Onu da göstereceğim ileriki zamanda size. Şöyle ettirebilin böyle olur. Onu çıkrığın ağzına tutturun. Böyle eğerin, 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 eğerin. Saç teli gibi yapan böyle. İpince pambığı. Onu dokurlardı. 45 santim eninde, 36 metre uzununda. Bir top bez. Ancak bir kadının eğereceği bir yılda 36 metrelik bez eğerir. İpini. Zor çünkü. Onu eğerirler, ondan kumaş yaparlardı. Şimdi yok. Evet. Şimdi yok yani bak anam klasına hep bezlik eğerdi. Hem doğal kumaştı yani. He mesela ha, şu ip mesela anamın eğermesi bak. Şunun inceliğine bak. İp ince. Görüyor musun işte şu ip ince. Bunu çıkrıkta eriyor mesela. Evet. Yani sadece koyun yünü değil, keçi kılı değil. He. Çukurova'nın pamuklarında eğeriyordun. He yani. Pamuğu da eğeriyorlardı mesela. Ondan ne yapıyorlardı? Yatakların iç kılıfı. Daha hassas şeyler mi yapıyor? He. Mesela yatakların yatak kılıfını ondan yaparlardı. Koca karılar eğerdi kefenlik. Ondan kefen yaparlardı mesela yani. Kefenleri ondan yaparlardı. Kefenleri ondan yaparlardı. Ha sahi pambuktan. Onu da böyle çiğden dokuyorlar. Mesela bir onu bükme mükme yok onu. Onun yemeye daha zor. Onu böyle eğerdin miydi? Onu hamuru suyun içine un atan bulambaç haline getirin, o ipi batırın, çıkarın içine, o şekilde kurudun, sertelsin diye, öyle kuruyor, serteliyor ya. Isların ağzında darağı vurdun mu kırılmasın diye, o şekilde dokurlardı onu. Evet. Dokuduktan sonra da yıkan, yumuşadın gene geri, şoyu geçer, kullanın. Ebemin sırtı hep ondanıdı mesela, ondan giyerdi kendini. Elbiseler de ondan yapıyordu. Elbiseler de ondan yapardı ebem, ceketi, şalvarı, entarisi bilmem ne, onları da boyarlardı. Pamuğu da boyan. Renkli pamuk olur mesela, karakoza derler, sarı, o, öteki pamuğu da ben boyardı, ise batırırdı. Öyle şey derdi mesela, çeşit çeşit takla takla dokurdu kendine. Keçe? Keçeyi de siz yapıyordunuz. Keçeyi de biz yapıyorduk. Keçe nasıl yapılıyor, neyden yapıyordunuz keçeyi? Keçeyi göstereceğim abi işte. Anlatacağım. He. Onun bir hikayesi var tabii. Tabii onun hikayesi var. Sonraki he. Aşamalarda keçeyi de anlatacağım. Aynen öyle. Kök boyası nasıl yapılır? Yörüklerde, Türk geleneğinde geleneksel Türk el sanatlarından olan dokumacılık faaliyetleri nasıl gerçekleşir? Bunları teker teker inceledik. Sağ olsun Zafer kardeşimiz bize bunları çok güzel bir şekilde anlattı. Eserimiz tabii ki kalıcı olsun istiyoruz. Gelenekten geleceğe bir kültür aktarımı olmasını istiyoruz. Daha önce Zafer Karabulut'la biz Yörük belgeseller çekmiştik. O belgeselleri izleyenler oldu. Belgeselleri izleyenlerden biri de kıymetli kardeşimiz Ahmet kardeşimiz. Evet. Ahmet kardeşimiz belgeselleri izlemiş ve bu kültürü daha yakından öğrenmek için evet. Geldi. Zafer Karabulut'la tanıştı. Evet. Onunla beraber günlerce, aylarca aynı çadırda kaldı. Evet. Bu geleneği öğrendi. Evet. Kendisi üniversite öğrencisi. Aynı zamanda tez hazırlıyor. Kendisini biraz tanıyalım. Seni tanıyalım Ahmetciğim. Sağ olun, teşekkür ederim. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin Çukurova köyündenim. Atadede kültürüyle yetiştiğimiz için bu değerleri araştırıyordum, inceleme içerisindeydim. Makale ve kitaplara ulaşıyordum, alıyordum.
Yıllar evvelinden buraya gelmiş olan Alman hocanın Ulla Johansson adlı bugün antropolog olan beraberine yörük kültürünü inceleme içerisinde almış hocamızın kitaplarına, eserlerine ulaştım, fotoğraflarına ulaştım. Beraberine sizler gibi bu tür sanata, kültüre, tarihe ve öz kültürümüze sahip çıkan siz insanların da bu eserine, belgeselinize ulaştım. Ayrıca onun için size çok teşekkür ediyorum emeğiniz için, alın teriniz için. Baktım ki bu kültür kaybolmamış. Sağ olsun Zafer abim de atalarının duasını almış, ilmini almış. Bunu da bu zamana iletmiş. Ben de bunu öğrenmek için, bir sonraki nesile aktarmak için bunu kendime vazife eyledim, vazife kıldım. Çünkü babaannemgil, büyüklerim hala da mesela yaşayanıyla, öleliğine kalanıyla bizleri öğütlediler ata dede kültür konusunda. Hala da bugün kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bizim de evlerimizde çadırlarımız var, çullarımız var, dokuma kilimlerimiz var. Ama tabii ki de avşar olur, varsa olur. Karışık ve birbiri içerisinde örülmüş bir kültür. Ama farklılıklar içermekte. Ben bu farklılıkların nasıl öğrenebilirim? Detayı nasıl ortaya çıkar? Bir burma nasıl meydana gelir? Bir kıl nasıl oluyor da bugün bir çadır haline geliyor diyerekten maalesef ki muhatap arayışına girdiğimde, bilen insan arayışına girdiğimde pek karşıma insan çıkmadı, bilen de çıkmadı. Hatta bunu öğrenmek için sarı keçilere kadar gidecektim. Tabii beni kabul ederlerse veya buyur ederlerse o da ayrı bir şeydi, meşakkatlı bir soru işaretiydi, bilmeceydi aslında. Sizlerle tanıştım. Ota TV'nin çekmiş olduğu bir önceki bugün eserlerinizi dinleyerekten, izleyerekten amaç edindim, hedef edindim. Zafer abime ulaştım. Kendisine sağ olsun bana sahip çıktı. İlmini, bilgisini hiçbir şekilde ne kadar ne varsa hepsini bana öğretmeye çalışıyor. Beraberinde de eski ata dede inanç kültürlerimizi de inceliyorum. Bu nedir bu inanç kültürleri olduğunda? Orta Asya'dan, bugün İslamiyet'ten önce ve İslamiyet sonrasında oluşmuş bugün bizim kendi öz inanç kültürümüzdür. Bunları da inceleme içerisindeyim. Tez çalışmam var bu konuda. Şimdi üniversitede hangi bölümde okuyorsun? Ben İlahiyat Fakültesi okuyorum. İlahiyat Fakültesi. Son sınıf öğrencisiyim. Bir tez çalışması hazırlıyorsun. Evet, beraber. Konusu nedir? Ondan biraz bahseder misin? Konusu şudur. Göç kültürüyle Anadolu'yu bugün kalkıp da iskan eylemiş Türk topluluklarının Orta Asya'dan getirdikleri ve bugün İslam'la bir eyledikleri ata dede inancımız. Türklüğün, göçerliğin, yörüklüğün, avşarlığın, varsaklığın ve Türkmenliğin İslam dini üzerindeki etkisini görerekten neyi nasıl kabul etmişiz, neyi nasıl almışız, alırken neleri bugün benimsemişiz ve neleri benimsememişiz şeklinde bu gibi ve buna daha detaylı ve daha yüzeysel olmak üzere çeşitlendirerek, kullandırarak bunları incelemeye çalışıyorum. Büyüklerden, küçüklerden, yaşantılardan, ağıtlardan bile bu etkiyi kalkıp da bu şeyi öğrenmeye, görmeye, soyut ve somut değerler üzerinde incelemeye çalışıyorum. Ve bunu bitirme tezi olarak hocalarıma sunacağım bunu. İnşallah bitirdiğimde de güzel bir çalışma olabilmesi için de, bunun yüksek derecelere çıkması için de akademik derecede düşünüyorum bunu da. İnşallah çalışmamın karşılığını alırım. Umarım daha güzel verilere, daha güzel bugün kuşaklara aktarılacak, herhangi bir dini ve inanç anlamında soyut değerler üzerine, somut ve soyut değerler üzerine herhangi bir bugün çatışmalar varsa ortadan kalkacak, karışıklık varsa ortadan kalkacak derecesinde bütün insanımızın, bütün inananların bugün herhangi bir çelişkiye düşmeden, bu niçin böyle demeden, bu bize ait şeklinde bir inanç kültürümüzü ortaya koymaya, çalışmaya gayret ettim. Eyvallah. Bunu da başlattım. Çok güzel. Şimdi bir nesneye somut olmayan bir duruma veya somut bir malzemeye baktığımızda onun tarihine gittiğimizde aslında bizim millet olarak kültürümüzü, tarihimizi, hayat felsefemizi, yaşantımızı orada görmek mümkün. Evet. Yani Türk'ün ruhunu, Türk milletinin o bilinçaltını, ruhunu biz esasında bu çadırlarda, bu kilimlerde, bu halılarda görüyoruz. Evet. Şimdi çalıştığın tez çok önemli bir tez. Evet. Gerçekten çok önemli bir katkı sunacağına da inanıyoruz. İnşallah. Bizim de zaten bu belgeselleri Ota TV ile beraber yapmamızın amacı buydu. Gelecek nesillere aktarmaktı. Demek ki biz de bu noktada hedefimize, amacımıza ulaşmış olduk. Bir tane bile olsa yani sadece sen bile sayenizde öğrensen ki milyonlar izlendi, çok da hoşumuza gidiyor. Evet. Sadece sen bile bunu öğrenmişsen bu bizim için büyük bir kazançtır aynı zamanda. Biz yaşayan bir kültür hazinesini esasında geleceğe taşımak istiyoruz. Evet. Şimdi kaç ay
boyunca şimdi yaylalarda Zafer Karabulut'la beraber kaldın. Evet. Ondan birçok şey öğrendin. Evet. Biraz onlarla ilgili konuşmak isterim seninle. Ne kadar kaldın, neler öğrendin, bu kültür içerisinde neler öğrendin, bunlardan biraz bahseder misin? Tabii. Kendisini aradığımda, durumumu, ricamı belli ettiğimde beni kabul etti. Tabii kendisi o zaman göç vaktine geldiği için kendisi göçtü. Ben yanında olamadım göçerken. Bir de öncesinde maalesef ki yaşanan depremden sonra tatil oldu okullar. Kendisi yaylaya gitti. Bugün Sayın Beylerin Beypınarı yaylasına. Biz de hemen ondan bir 15-20 kilometre ötede olan Çukurukuşa köyüne gittik. Bağbahçeyle uğraştığımız için biraz da kendi çapımızda, kendi gücümüzde küçük işler arasında beraberinde sorduklarım, merak ettiklerim. Diyorum abim diyorum mesela ben diyorum bir iyi bükmek için, bir kılı bükmek için bana ne gerek dediğimde Ahmet'im mesela sana iyi gerek diyor. Bu iyiyi kendi elimle yapıyorum. Hangi ağaçtan yapılır diyerekten. Bunu öğrendin yani. Bu iyi, evet, yapmayı öğrendin yani. İyi yapmayı öğrendim. Söğüt ağacından olur. Olması gerekir. Evet. Beraberinde sapı çamdan olması gerekir. Düz ve doğru olması için. Ucuna mil bükerler veya çelik bükerler. İpi kıvratmak için. İyi yapmayı öğrendin. Bükmeyi de öğrendin mi? Bükmeyi de öğrendim. Bir gösterebilir misin? Tabii. Bükme. Şimdi burada bir usta çırak ilişkisi de görüyoruz aynı, evet, zamanda. Yani Zafer Karabulut burada bir usta olarak sana bu kültürü anlatmış, öğretmiş. Evet. Bundan sonra sen yaşatacaksın bunu. Evet. Gittiğin yerlerde, evet, bilimsel makalelerde yaşatacaksın. Evet, çalışmalar. Bir gösterebilir misin? Bu şimdi biraz da bilgi vermek istiyorum. En güzel şekilde eğrileye bükülebilmesi için ya sandalye gibi böyle yerden yüksekte ya da ayakta baldır kenarıyla sürtülecek. Öyle olursa daha güzel döner, daha sağlıklı olur. Bir de bunu daha böyle güzelleştirmenin bir yolu daha var. Kayış. Böyle geniş yüzeyli, plastik olan kayış dize bağlanır ise ele ve bugün kalkıp da bunun sapına daha güzel tutunur. Böyle kasnak gibi olur. Daha böyle hızlı bir şekilde zıpsıyla döner. Bunu şimdi oturduğumuz yerden bu şekilde çevirdiğimizde bu kıvraklanıyor. Ondan sonra döndükçe bu kendi kendine zaten hız alıyor. Hız aldıkça ayağa kalkın müsaadenizle. Bunu ayağımızın şu hemen bacak kısmımızın yan tarafında, bal tarafında hızlı bir şekilde sürüldüğünde bu şekilde aşağı iner. İnerken de beraberinde ipi tersten dışa doğru, yani içten dışa doğru, yani sağdan sola doğru büker. Bükülen ip sağlamlaşır, özleşir, kıvrağını alır. Dokunmaya, çözmeye, dokunacak olan bugün malzemenin hazırlanmasını sağlanır. Çiğ ip hiçbir şekilde kullanılmaz. Zafer abim dediği gibi. Çünkü evet, kopar, yefektir. Her ne kadar eğrilmiş de olsa, kıvrık da olsa, bükülmediği için, sağlamlaşmadığı için DNA sarmalı gibi olması gerekir. Birbirine dolanması gerekir. Bunu da olduktan sonra şöyle bir ölçüsü vardır. Bunu azıcık böyle gevşek bıraktığımızda birkaç yerden böyle tümlemesi gerekir. Bunun artık... O ölçüsüne göre sayıyorsunuz. Bunun ölçüsüdür. Bunu öğrenen insan bilir. Yapan insan, yani böyle birkaç tecrübeyle. Çok güzel. Tekrardan böyle başına fazla işin püf noktası kıvrağını öte tarafa vermemek gerekir. Hmm. Her daim bir ölçüsü olması gerekir. Şimdi buradan tutarsam bu buradan yefekleşir. Ben bunu böyle büktüğümde bükülmüş gibi olur ama dengesiz olur. Bir taraf ince, bir taraf kalın bükülmüş olur. Evet. Bu da dokunan malzemeyi sağlıksız kılar. Yumuşak kılar, herhangi bir çalıya dolandığında ve herhangi bir şeye takıldığında yırtılma yapar. Çünkü niye? Sıkı olmadığı için. Olabildiğince sıkı tutarak, hızlı çevirerek ve kıvrağını ileri verdirmeden kendi ağırlığıyla, kendi bugün ivme gücüyle bükülmesi gerekir. Çok güzel. Bu şekilde. Şimdi iyi öğrendin. Evet. İyi çevirmeyi öğrendin. Başka neler öğrendin? Beraberinde kirmen bükmeyi de biliyorum, eğirmeyi. Kirmen bükmeyi de, eğirmeyi, evet, de biliyorsun. Evet. Kök boyamayı da biliyorsun. Kök boyamayı da öğreniyorum. Öğreniyorsun. Evet, yazları mesela bugün karamuk kökü çıkardım. Evet. Köyümüzün böyle kendi çevresinde böyle müsait yerlerde oluyor. Biraz böyle kökten çıkardım. Kök boyaları. Önceden biliyor muydun bunların boya olduğunu? Yani kullanıldığını biliyordum ama maalesef nasıl yapıldığını, ki, nasıl yapıldığını, belli bir ölçüsü var mı, belli bir zamanı var mı? Çünkü mesela bir keçeden tutun herhangi bir ipin olmasına kadar hepsi zaman ve süreç içerdiği için bunlar hepsini kendi en güzel ortamında bir meyve nasıl
mevsiminde yenmesi gerekiyorsa bu işlerde mevsiminde zamanında yapılması gerekiyor ki sağlıklı bir ürün ortaya çıksın. Yani bu keçi kılını, keçiyi kırkarken evet. O zaman da çok önemli. Yani evet. Zemheride keçi kırkılmaz. Evet. Değil mi? Bunun bir zamanı var. O zamanında kırkılması gerekiyor. Evet. Bu keçilerde evet. Bir çevirebilir misin? Onu da bir görelim. Keçi kıllarda kendi köyümüzün bugün hayvancılıkla uğraşan ailelerinden şey yaptım. Kendim kırktım. Tek tek sen kendin mi kırktın? Evet, kendim kırktım. Gittin, keçileri buldun. Keçileri kırkıyorlardı. Evet. Ben de yardım ettim kendilerine. Biriktirdim 150-200 kadar bugün taranmamış. Hmm. Taranmamış. Yani ham olarak bugün kılı şey yaptık, toparladım. Ondan sonra burada da tarak buldum. Ondan sonra kıl tarağı, atacak buldum. Atacak yaptırdım. Zafer abim verdiği ölçülerde, söylediği, aktardığı bugün bilgilerle yaptırdım. Birçok malzemem şu an hazır. Istar da yaptım. Güzel çam ağacından hızar biçkisi. Ölçülü, düzenli. Istarını kurdun yani. Istarım kurulu. Ama o şeyde. Köyde şu an, mi? O köyde. Istarı kurdun. Dokumacılığı da öğreneceksin. Dokumacılığı da bu tür küçük ve çok uğraştırıcı içerikli olan şeyleri öğrenerekten en son. Zaten ip olmadan bugün ıstarda olmaz. Tabii ham madde olacak. Burada zaten yazın benim yanıma geldiğinde bir kilim dokutturdum yani. O seviyeye geldi. Bir ürün aldın yani. Bir ürün aldım yani. Notunu verdin mi? Notunu verdim yani. Nasıl? Yani bizim içimizde aydınlı olarak büyüyüp yetişip de yapamayan insanları Ahmet yanımıza geldi mesela. Bir ay 40 gün içinde öğrendi. Öğrendi. Evet. Mesela, o zaman bir ay 40 gün içinde bu işler öğrenilebilir yani. Öğrenilebilir. Mesela bu kıl atması. 2 günün içinde öğrendi. Benden güzel atıyor kılı. Şimdi bu kurslar açılsa, evet. Halk eğitimde diyelim ki Ahmet usta öğretici olsa bu işleri bir ayda 40 günde insanlara anlatabilir. Zaten benim insanla yani böyle bu şeyde Ahmet'e karşı olan şeyim, sevgim yani bu işleri yapması yani. Evet, meraklı olması. Şimdi meraklı gençleri olması yani. Nerede bulacaksın gençler şimdi? Evet. Kafelerde mi gezelim, orada mı gezelim? Biraz anca böyle. Mesela bu yaşa geldim. Bu yaşa geldim yani bir çocuklarıma öğrettim bunu. Bir de Ahmet'e öğrettim. Evet. Yani ben de buna duygulanıyorum. Ebemin dedemin yani bu şey sayesinde kemikleri yani sızılamaz. Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Bir şey olarak yani onlara ben bir şey yapıyorum yani. Vefa borcunu ödüyorum yani. Çok güzel. Ahmet de inşallah bu geleneği yaşatacak. Evet. Ahmet'te de o azmi görüyoruz yani. Biz. Ahmet'te ben o azmi gördüğüm için zaten üstüne duruyor. Evet. Mesela bana gece 12'de olsa beni arayıp sorsa ben hemen kalkıp kendine şu şöyle olur bu böyle olur diyorum yani. Evet. Ahmet kendi okulunu kendi kurmuş, kendi bulmuş aslında. Evet. Kendi şeydi. Mesela yazın geldi o kilimi dokutturdum kendine. Yani onu da gösterecek yani Ahmet'in dokuduğu kilimi yani hiç kimsenin aklına gelmez yani. Evet. Kolaydan zora doğru gidiyor. Tabii Ahmet inşallah ileride doktora çalışmalarında da inşallah. Bu geleneksel Türk kültürünü akademik camiada da anlatır. Ya isterim ki kültürümüz hiçbir şekilde zarara uğramasın. Uluslarımız, ulusların en büyüğüdür. Kültür olarak, tarih olarak ama maalesef ki modern hayat bu kültürü, bu değerleri öldürüyor. Maddiyat karşısında, ekonomi karşısında ve maalesef ki şehir hayatı bunu hiçe sayıyor. Köyler değer görmüyor. Köyler bizim ülkemizin kuruluşunda, varoluşunda bugün kalkıldığı temeldir. Maalesef ki değersiz. Değersiz. Köyümüze hiç kimse sahip çıkmıyor. Daha hala yani köylerde üretimler yok artık. Eski üretimler yok. Üretimler yok. Üreten insan da mesela ben şunu yapmaya çalıştığımda bunu bana mesela gösterecek insan da kalmadı. Yaşlı da kalmadı. Evet. Nesiller artık her nesil geçtikçe, yaşlılar öldükçe bunu aktaracak bilgi de ne oluyor? Bir kitabı nasıl bir insan öldüğünde, toprağa gömüldüğünde bugün bir kitabı da toprağa gömmek gibi bir şey yani. Kalkıp da o insan mahşere kadar yerinden kalkıp da bana bunu öğretmeyecek. Çünkü o zaman hesabı, kitabı ayrı olacak. Sen bunu öğretmesi için birçok insanı araştırdın ama bulamadın. En son belgeselle beraber Zafer'e ulaştın. Evet, birçok belgesel izledim. Sarı keçilerin belgeselleri var parça parça. Maalesef ki ulaşamıyorlar. Orada mesela gelinler kirmen büküyor ama kirmen nasıl bükülüyor? İp nasıl bugün kirmene ulanıyor? Ya da kolcak nasıl yapılıyor? Hangi ölçüler neler? Nelerden yapılması gerekir? Bilgi kısa. Göç videoları var. Tamam göçüyorlar deveyle, yüklerle ama mesela bugün çok böyle yüzeysel kalıyor. Ama sizlerin çalışmanız bu çalışmayı çok daha derin, çok daha özlü bir cevher kıldı. Yani gerçekten altın elmas bir yana, sizin bu yapmış olduğunuz çalışma bir yana o derece değerli benim için. Eyvallah. Umutlandım, evet. Mutlu oldum. Bizi de çok mutlu ettin, biz evet. De duygulandık. Çok şimdi sağ olun, çok teşekkür seni ederim. Seni böyle
görünce, bu kadar azimli, bu kadar iştahlı ve bu kadar bilgili görünce çok hoşumuza gitti. Çok sağ olun. Umutlandık. Çok gelecek nesiller adına umutlandık. Sağ olun. Çünkü bir kültürün yaşaması, bizim kültürümüz gerçekten en doğal haliyle bir kültür. Evet. Düşünsenize, yani her şeyin makinalaştığı, her şeyin modern dünyada, her şeyin birbirine benzediği bir dünyada böyle renk cümbüşler içerisinde zengin bir hayatımız varken, hı hı, aslında biz kendimizi daha kısır, daha böyle sıradan, daha gri bir hayata doğru ittik. Bizim aslında mutlu olacağımız yer, evet, bu çadırın içinde ne yaşandıysa, bu kültürde ne yaşandıysa onları öğrenerek ve onları hayatımıza katarak biz mutlu olmaya oradan başlamamız lazım. Zaten mutsuzluğumuzun en temel sebebi de kendi kültür yaşantımızın dışına çıkmaktan, Avrupalaşmaktan. Avrupa ayrı bir kültür, Anadolu kültürü ayrı bir kültür. Evet. Göçer kültürü var. Göç kültürü var beraberinde. Avşar olsun, yörüğü olsun. Ben de avşarım. Evet. Yörük değilim, avşarım. Hala bugün bizde dokuma kilimler var. Zafer amme gösterdim. Gerçekten amme, sizinkiler farklı, bizimkiler farklı. Ama aslında her biri kendi yaşantısının izlerini taşıyor, değil İzlerini mi? Taşıyor. Yani ilmek ilmek aslında kendi yaşantısının bir aynasını oluşturuyor. Aynasını oluşturuyor. Bir sanat eseri oluşuyor, evet, bu noktada yani. Sanatın da şimdiki modern sanatın da atası zaten. Dokumacılık atası. Bu kadar eski bir sanat. Evet. İnsanoğlu ilk başta çadırı kurdu. Evet. Ve ilk başta doğaya karşı korunmak için giyinmeye başladı. Evet. Kumaş gerekti ve bu kumaşı üretmek için hayvancılıktan faydalandı. Pamuğu icat etti, buldu. Gibi gibi, yani bir şekilde bu hayatın yansımalarını biz görüyoruz. Hiçbir şekilde israfı olmayan bir hayattır. Hiçbir şekilde israf edilmez. Kıl dahi israf edilmez. Yün dahi israf edilmez. Koyunun üstünden bugün çıkarılan şakıllak dahi sağlıktan tutun herhangi bir bugün bir dokuma kültürüne dahi kullanılmaktadır. Şurada az önce Zafer abim göstermişti, mesela filikler vardı. O filikler koyun uç yaparlarından olur. Mesela koyunun kendisinin yününden değil, uç yaparlarından böyle filiklerden olur. İsraf olmaz. Aslında deniz derya bir kültürümüz var. Evet. Deniz derya bir tarihimiz var. Evet. İçine girdikçe zenginleşiyor, değil evet mi? İçine girdikçe görüyorsun. Evet. Ayrıntıları, detayı görüyorsun. Evet. Burada doğaya saygıyı görüyorsun. Evet. İnsana saygıyı görüyorsun. Evet. İsrafın olmadığı, İsrafın sağlığın olmadığı. Olduğu bir hayatı da görüyorsun, evet, aynı zamanda. Yani 1870'li yıllardan sonra kimyasal boyalar girmeye başlamış hayatımıza. Evet. Ve gerçekten gördüğümüz gibi kanserojen, insanları rahatsız eden, uykusunda bile rahat bırakmayan bir tekstil sektörü gelişti. Maalesef. Bizim eskiye dönmemiz lazım bu yönüyle. Maalesef. Ben çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin daha başka son şeyler var mı? Bir şeyler söylemek ister misin? Umarım nesil bugün yozlaşmaktan kurtulur. Köyü olan köyüne sahip çıksın, şehri olan şehrine sahip çıksın. Bu vatan bizim, bu devlet bizim. Kimse kalkıp da bizim kendi öz kültürümüzü bize tek adam öğretecek değil. Bizim kendi sahip çıkmamız gerekiyor. Kültür arıyorsan Türk kültüründe var. Evet. Medeniyet arıyorsan İslam medeniyetinde var. Huzur, mutluluk, yaşantı arıyorsan yörük hayatında var. Çadırda diyorsun. Var. Her çadırda şey, var diyorsun. Hepsi bizde var. Allah'a evet. hamdolsun. Devletimiz var olsun. Ustana da teşekkür ediyoruz. Ellerinden öperim Zafer abi. Sağ olsun. Bir öper misin ellerinden? Ustanın ellerinden. Yok. Ustanın ellerinden bir öp. Evet bakayım. Ustanın ellerinden bir öp. Bu da gerçekten sağ olsun. Bizim için çok bizim anlamlı bir sahne oldu. Dedemiz bunlarla yumruldu. Bunlarla öldü. Benim de vasiyetim, yani ömrüm bundan geçti. Evet. Severek yapıyorum bu işi. Eyvallah. Ölürsen mezara bir şey götürebilir mi götüremem. Çocuklarıma vasiyet ediyorum. Ben ölürsem başımın altına bir kirmen mi koyun diye. Bu şekilde. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Eyvallah. Seni tanıdık. Senin hayatını tanıdık. Çok memnun kaldık. Anladım. Bunu da tanıtmak bizim boynumuzun borcu olsun inşallah. Yani inşallah bu ölmez. Dünyada yani yaptığım tek bir hayır olarak, hayır şey olarak yani nesiller nesile bunun geçmesini istediğim için bunu Ahmet'e canı gönülden öğretiyor. Şimdi kız çocuklarına bunu öğrendin. Ama mesela yarın bir gün bu kocaya gittiğinde yapamaz. Çocukların mesela okul okuyacak değil, okullara gidip bir şey veremez. Evet. Bir kameranın önüne geçip benim çocuğum bir şey anlatamaz yani. Hem izin vermem hem de kendi yapamaz. Ama bunun tek şeyi bir varisçi olarak bunu Ahmet'e şey ettim yani bıraktım. Evet. O zaman halk eğitim merkezlerinde, kurslarımızda bu geleneksel Türk dokumacılığını, kirmen eğirmeyi, iyi eğirmeyi öğretmemiz gerekiyor. He. Bu da bizim boynumuzun borcu. Aynen. Mesela ben ne kadar yorgun olursam olayım,
akşama yani iki sefer böyle elimde sündürmezsem bu rahat edemem yani. Evet. Benim yorgunluğum bundan çıkıyor. Terapi oluyor senin için. Yani ben seviyorum böyle işleri. Bunu da ben işte bunu Ahmet'e gelecek nesillere okul okuyor ya. Anlatsın, bilgi versin, şey etsin. Ölmesin bu işleri biz diyor. Anlatacağız inşallah. Evet. Ahmet de anlatır. İnşallah. Allah'ın. Evet. Kıymetli izleyenler. Belgesellerimizin, kültürümüzün bu yönlerini sizlere tanıtmaya çalıştık, aktarmaya çalıştık. Tabii bunun da neticelerini görünce işte Ahmet kardeşimiz gibi izleyip gelip bu hayatı tanımak, yaşamak ve bu kültürü, bu mesleği öğrenmek, bu sanatı icra etmeyi öğrenmek için gelen gayretli kardeşlerimiz de olursa bizden bundan da müşerref oluruz, bundan mutluluk duyarız. İnşallah Türk kültürünü, bu güzel geleneksel sanatları, yaşantıyı, yörük hayatını anlatmaya devam edeceğiz. Hayırlı günler diliyoruz.